Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben kasaları bahçeye indirdim. Yukarıda garaj girişinde değiller artık. Şu kasam, bundan iki tane kasa yol üzerinde, o duvarın üzerindeydi yani. Yoldan taraftaki bahçe duvarının üzerindeydi. İki kışı bahçe duvarının üzerinde geçirdi arkadaşlar bu kasam. Yağmurun, karın, donun, zirai donun altında böyle bu hale geldi. Bir bakımdan geçecek o kasa, bunlar artık bir elden geçecekler. Şimdi Arzu Hanım'ın bitkilerini sökmek için geldim buraya. Şuraya da şöyle taşları koydum ki kediler zarar veremesin. Gördüğünüz gibi bitkiler gayet güzeller arkadaşlar. Sadece boya uzadılar. Bakın burada hatta bir tane sarık, yok Alektra gördüm. Sarı kızımdan çıkmış. Şöyle burada da kellesi alınacak birçok tür var. Toprağı sığ olduğu için hep boya gittiler. Işık, güneş aradıkları için böyle boylu oldular. pH bile var yani. Şöyle şimdi bir hood spink ile başlamak istiyorum ben. Bakın ne kadar boyu uzun. Bunların hepsinin boyları alınacak. Köklenecek. Şöyle tek rozetli güzel bir formda hood spink arıyorum. Elim zor giriyor. O kadar sıkışıklar. Şöyle bakın, uzun boylu bir tane hood spink. Şimdilik bunu bir kenara koyacağım. Daha sonra denk gelirse daha formlu kısa boylusuyla değiştirebilirim. Şuradan bir tane sanyetve çıkarmak istiyorum. Tabii o da boylu poslu. Şöyle. İnanın artık burada güneşte bunların forma girmesi için bayağı bir kasaları elden geçirmem lazım. Çok çok uzun gövdeli oldular. Aslında ışık alıyordu. Fakat toprağı çok sığ arkadaşlar. Toprak az olduğu için biraz boya gittiler bunlar. Güneşi de tabii biraz kısıtlı aldılar. Önemli değil. Hepsinin kellesini almasını bilirim ben. Hepsini forma getirmesini de biliriz. Sıkıntı yok. Şimdi ne verebilirim diye buradan bakıyorum. Hoodspink kubit vereceğim, dekora vereceğim, painted frills, blue mist, bunları istedi ama ben kendim de birkaç tane bitki yine koymak istiyorum kendisine. Şöyle bakıyorum aralarda acaba var mı, bazen painted frills falan olabiliyor buralarda, farklı bitkiler. Kubit yavrusu falan arıyorum ama bakın şu üçlüyü de aslında verebilirdim. Hoodspink bu da çok güzel. Ama yaprağı kırık. Bu benim içime sinmez. O bana kalsın. Onu ben ayrı bir saksıya dikerim. Şöyle seramda şimdi tabağıma bakın dekoram. Bir sanyet ve bir tane Hoodspink'i tabağımıza koyduk. Şimdi bakalım şuradan Blue Mist, bunun fotoğrafını atmıştım. Bunun formu güzel. Şöyle bir tane Hoodspink. Sonra gamzelimiz var. Bir tane Painted var. Painted frills'ler burada arkadaşlar. Çok güzel kıpkırmızı hala. Havalar soğuyunca bu yeşile dönecek. Bu yazın kırmızı olan bir tür. Çok da sevdiğim türlerden bir tanesi. Üretmeyi de çok seviyorum.
Şimdi şurada tekli bir tane büyük var. Hem bu saksıyı bir elden geçireceğim, hem de o bitkiyi oradan alarak boyut olarak da hem büyük, daha güzel. Arzu Hanım'a bu hoods diyorum, painted frills'ı vereceğim. Şöyle, evet, güzel bir şekilde söktüm, toprağından arındırdım. Harika formda. Bakın, kalın etli yapraklıdır. Yazın kıpkırmızı, böyle bordo kırmızısı olur, ama kışında böyle yeşil olur arkadaşlar. Bu insanı şaşırtan bir rengi var gerçekten. Şimdi şurayı da şöyle bir temizleyelim. Burada bir urla pinkimle snow bunny'm var. Bakın, bu güneşten yanmış yaprakları. Black Prince'e benzettim. Evet, bu Black Prince'in alt yaprakları tamamen kurumuş. Ucunda birkaç tane yaprağı kaldı. Onları da şöyle bir temizledik mi, bakımını yaptık mı tekrar büyütürüz. Şöyle. Bunun da bayağı boyu uzun. Ne yapsam bilemedim. Şu Urla Pink'in de kellesini almak geçti bir anda aklımdan. Hadi kellesini de alalım. Şöyle hemen sizinle beraber elime almışken bir kelle kesimi yapalım. Şimdi şu şekilde şuradan aradan kestik mi harika olur. Bu sefer hem gövdeden yavrular verir, alt yapraklarını yatırırız, bebek verir. Şöyle bir de kelleyi köklendirdik mi harika olur. Evet, bunu da sizlerle yapmış oldum. Yerine koyalım. Şu, bakın, bunlar güneşten yanmışlar, onları da aldık hemen. Evet, bu Crisped Beauty yavrusu. Keşke büyük olsaydı da biraz daha büyüğünü verebilseydim. Arzu Hanım'a elimde kalan son Crisped Beauty. Evet, bu güzelleri de şöyle bir izleyelim. Şurada bir çelik Victor'um vardı, onu koymak istiyorum. Bakın, Raisy'ler falan çok güzeller. Lovely Rose'ların artık çeliğini alacağım. Bu kargoları hazırladıktan sonra artık tepe çeliklerini de almaya geçmem lazım. Bir an önce form kazanmaları için burada da yapılacak işler çok. Mirinyaların kelleleri alınacak. Onlar yeniden formlandırılacak. Ellenler öyle. Bakın, burada çok tatlı türler var. Vera Higgins'lerin renklerine bayıldım. Şöyle. Allah'ım, çok tatlı, çok şeker bir saksı burası. Çok güzeller. Şöyle bakın. Şu renklerin güzelliğine. Gözlerim şenleniyor. Sizin de gözleriniz şenlensin. Şeker gibi renkler. Orada da minicik bir debi gördüm. Aklıma gelmedi bir türlü. Bunların hep kelleleri gidecek. Birkaç kargo daha buradan sökeceğim. Evet, şimdi de kubitimizi sökelim. Bu kubit gamzelim benim. Son büyük rozetim. Artık minik minik birkaç tane saksının içinde var. Başka da kalmadı. Bana da kalmadı. O minikler büyüyene kadar. Evet arkadaşlar, Crisped Beauty karşı duvarın üzerindeki köpük kasaların içinde bir tane buldum. Çok da mutlu oldum. İçime şimdi daha çok sindi bu kargo. Bu şekilde bir, bu renkler arkadaşlar sizi yanıltmasın. Bunlar hepsi renklenecek.
Hoots Pink'in renkleri böyle. Sonra hepsi adı üstünde pink olacak. Evet, şuradan bir tanecik de Grenovia koymak istiyorum. Grenovia'larım da açılmaya başladı. Hepsi yavru verecekler. Şimdi minik minik birkaç tane hediye olarak koymak iyi olacak kargolara. Alan arkadaşlar da şimdi köklendirip büyütsünler, yavrularını falan vermeye başlasınlar. Evet arkadaşlar, bu kargomuz da böyle. Arzu Hanım sağlıklı günlerde, huzurlu, mutlu bir şekilde bu güzellikleri büyütsün. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.